Bugün Bursa Barosu Kanaatler Merkezimizin davetlisi olarak gelen Canan Arın'ımızda. Sizlere kısaca bir özgeçmişini okumak istiyorum. Ondan sonra kürsüyü kendisine bırakacağım. Canan Arın 1942'de Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmesinin ardından London School of Economics and Political Science'da anayasa hukuku üzerine çalıştı. 1976'da Türkiye'ye dönerek avukatlık yapmaya başladı. Kendi ifadesine göre 1980'li yılların başında Şiddet Tekin'in davetiyle gittiği bir toplantıdan sonra Türkiye'deki kadın hareketi içinde aktif rol almaya başladı. Arın 1990'da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 1997'de Kadın Adayları Destekleme ve Eğitime Derneği'nde 1998'de kurulan İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi'nin kurucu üyeliği arasında yer aldı. Arın, 1994-1997 yılları arasında Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliği ve Kadın Yönelik Şiddet Uzmanlar Kurulu'nda görev yaptığı gibi, Birleşmiş Milletler tarafından 1995'te Pekin'de düzenlenen Dünya Kadın Konferansı ile aynı toplantının devamlı niteliğinde 2000'de yapılan New York toplantısında resmi delegasyonda yer aldı. Ayrıca 2005'te yine Birleşmiş Milletler'de toplantıda hükümet dışı kuruluşlar adına gölge rapor veren grup içerisinde Türk Ceza Kanunu Kadın Platformu'nun kadrosunda yer aldı. Kadın yönelik şiddet konusunda birçok makalesi bulunan ve Sıcak Yuva Masalı, Aile İçi Şiddet ve Taciz adlı kitabın da yazarlarının olan Canan Arın, özellikle söz edilen alandaki aktivizm nedeniyle sık sık siyasi iktidarın tepkisi çektiği gibi hukuki davalarla da yüz yüze geldi. 2017 Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Önder Kadınlar Onur Ödülü ve 2018 İtalya Bruno Leoni Enstitüsü Cesur Kadın Ödülü sahibi Canan Arın'ın çocuk gelinler konusunda yaptığı çalışmalar ve İngilizce ve Türkçe'de yayınlanan pek çok makalesi bulunmaktadır. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum ve sizi de buraya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bursa Barosu'na beni davet ettiği için çok teşekkür ederim. Bursa Barosu'nun Sayın Başkanı'nı İstanbul'daki adalet devletlerinde sık sık görürdük. Ama ne yazık ki ben buradakine katılamıyorum. 30 Mart ayı dolayısıyla dilerim yakın Türkiye'nin her yerinde konuşmalara bittiği için hiçbir yere katılamadım bu ay. Onun için sizlerle buluşma imkanı bana sağladığı için Bursa Barosu'nun Kadın Hakları Merkezi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Saygıdeğer meslektaşlarım, şimdi ben önce bir toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsedeceğim. Ondan sonra onun etkilerinden bahsedeceğim. Ben kadın ve erkeğin eşit olduğu illüzyonuyla büyümüş kuşaktan geliyorum. 1980 yılındaki bana şirin duyulduğu ikinci dalga kadın hareketinin içinde yer aldıktan sonra birdenbire eşit olmadığımızı fark ettim. Üstelik bu eşitsizlik anayasada kadın erkek eşit olduğu yazmasına rağmen temel olarak medeni kanun ve ceza kanunuyla perçinleniyordu. Orada ciddi bir eşitsizlik vardı. Çünkü ataerkil toplumlarda biliyorsunuz kadının bedeni bir maldır. Bu mal önce içinde bulunduğu aileye aittir. Ondan sonra evlenmekle kocaya devredilir bunun mülkiyeti. O da olmazsa içinde bulunduğu komünitenin, topluluğun malıdır. O kadın bedeninin mülkiyeti. Onun için de kadına yönelik erkek şiddeti konusunda özellikle namus adına işlenen cinayetlerde o topluluk kadın bedeni üzerinde söz sahibi olduğu için o cinayetlerde pek çok kadının öldürülmesiyle ilgili garip kararlar çıkmıştır uzun yıllar ceza kanunundan bize Türkiye'de. Bu ataerkillik meselesi tabii çok önemli. Şimdi AKP'nin sözcüsü olan Akit Gazetesi İstanbul Sözleşmesi'ne saldırmaya başladı. Türkiye biliyorsunuz bir Silo'ya imza attı. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın bertaraf edilmesi ve ondan sonra da İstanbul'da imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi adına alan ama asıl adı çok bayağı uzunca bir adı olan Avrupa Sözleşmesi'dir, Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. 11 Mayıs 2017'de kabul edilmiştir. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi
sözleşmenin tam adı. Tabi burada aile içi şiddet değil, ev içi şiddetten bahsedilir ama AKP için aile çok önemli olduğunda her kelimenin, her kanunun, her çevirinin bilerek yapılmış yanlışı aile tarihi kullanılmaktadır. Bu sözleşmenin 3C maddesi toplumsal cinsiyeti şöyle tanımlıyor. Toplumsal cinsiyet, belli bir toplumun kadınlar ve erkekler için uygun gördüğü, sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar, etkinlikler ve yaklaşımlar anlamına gelir. 6. maddeye uyarınca da taraf devletler, bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında ve etkilerinin değerlendirilmesinde toplumsal cinsiyet bakış açısına yer vermeyi taahhüt ederler. Şimdi AKP'nin çok ciddi bir şekilde karşısında oldu. Hatta bugün bir internetten bir yazı geldi. AKP'den Akit Gazetesi'nin bir yazarı. Başta diyor toplumsal İstanbul Sözleşmesi'ni taahhüt etmemiz gerekir diyor. Bir biyolojik cinsiyetimiz var, eril veya dişi olarak. Toplumsal cinsiyet ise burada söylendiği gibi her toplumda kadın ve erkeğe büyürken kadın veya erkek oluyoruz zamanla ve toplumun bize yüklediği bir takım kavramlar var, değerler var. Onlara uygun davranma biçimlerinin söz konusu oluyor. Ve doğuşumuzla başlıyor. Daha bebekken eğer kız bebekseniz pembeler desiniz. Erkek bebekseniz mavi mavi masmavi oluyorsunuz. Ondan sonra oyuncaklar ayrılıyor işler. İşte erkek çocuklara trenler, minicik otomobiller, kamyonlar falan alınırken kız çocuğa bebekler alınıyor. Sonra kıyafetlerle değişiyor bu işler. Ayrımlar sağlanıyor. Ve büyüdükçe, gittikçe kadınların görevleri ve erkeklerin görevleri yavaş yavaş büyük bir hızla ayrılıyor. Ondan sonra mesela bir erkek çocuğuna büyüyünce ne olacaksın diye sorduğunuzda damat olacağım demez. Ama kız çocukları gelin olacağım derler. O gelinlik elbisesi kızlara atılan en büyük, kusura bakmayın tabiri, kazıktır. O onu bir şey zannederler, o hayallerini süsleyen bir şeydir o. Böylece hayatları kararır. Ne bileyim ben pilot olacağım diyebilir, araba tamircisi olacağım diyebilir, pizzacı olacağım diyebilir, temizlikçi olacağım diyebilir. Yani ileri üniversite bitirip mühendis olacağım diyebilir. Pilot olacağım diyebilir ama hayır, gelin olacağım der öncelikle. Ve şimdi hükümetin de yürüttüğü politika maalesef bu gelin olma politikasıdır. Doğumumuzla başlayan bu roller gittikçe zamanla iyice ayrışıyor. 1988 yılında Boşnatı Kadın Sığınağı Vakfı'nı kurmadan önce kadın sığınakları incelemek üzere Stockholm'a gittiğimde ilkokullarda çocuklara kız çocuklarına marangozluk, erkek çocuklarına dikiş öğrettiklerini görmüştüm. Çok şaşırmıştım ama çok da hayran olmuştum. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ilkokuldan itibaren çocuklara ciddi biçimde öğretmemiz gerekiyor. Farklıyız ama eşitiz. AKP'nin temel amacı mutlak kadın itaatini sağlamak. Onun için bugüne kadar sahip olduğumuz haklarımız ufak ufak elimizden alınıyor. Tıpkı kurbağanın ısıtılması gibi biz ne olduğunu farkına bile varmıyoruz. Birçoğu varmıyorlar ve o haklar böylece elimizden alınıyor. Biliyorsunuz resmi nikah olmadan dini nikah kıymak suçtu. Önce Anayasa Mahkemesi'nin kompozisyonu değiştirdiler ve bu maddeyi iptal ettiler. Arkasından 12 yıllık zorunlu eğitimi 4+4+4 diye böldüler. İlk 4 yıldan sonra kızların okullaşması yok oldu neredeyse ve okuldan geri alındılar. Bunu AKP'nin kendi bakanlarının itirafıdır ama hangi tarihte hangisi söyledi onu hatırlamıyorum ama bir kadın bakanının itirafı bu. Eve gelen, eve kapanan bu kız ondan sonra evlendirilmeye başladı. Ama uluslararası sözleşme toplantılara gittiğinizde erken ve zorla evlendirmelere karşı olduklarını iddia etmeye başladılar. Sonra imamlara nikah kıyma yetkisi verildi. Böylece kız çocukları ilk 4 yıldan sonra belki 13 yaşındaki bir kız çocuğu 30 yaşındaki bir adamla evlendiriliyor. Ama şikayet eden kimse yoksa, alan razı, veren razıysa hiç kimsenin haberi olmuyor. Kızcağız 14 veya 15 yaşında çocuk doğurmaya kalktığı zaman bütün bedeni parçalanırken bunun farkına varılıyor. Ondan sonra vay efendim sen bu küçük çocukla cinsel ilişkiye girdin diye koca aleyhine dava açılıyor. Sonra mağdur aileler yaratılıyor. Kız iki gözü iki çeşme ağlıyor. Yani bunlar hep
aslında birer şey, rol ve mizansen. Ailen yıkıldı diyor. Bu önce bilmem kaç yüz kişiydi bu mağdur aileler. Sonra 2000'e, en son 2000'e bıraktım ben ama herhalde bugünlerde 5000'e falan çıkmıştır. Çünkü ceza kanunu değiştirmek ve tecavüzcüyle çocuğu evlendirmek için çalışıyorlar. Ceza kanununun 103. maddesini değiştirmek için elimizden geri yaptık. Biz o maddeleri yazarken bütün dünyanın ceza kanunlarını, dünya derken tabii Araplarınkini karşılamadığı için şeyler, ceza kanunlarının ilgili maddelerini inceleyerek ona göre bir ceza kanunu maddesi yazdık. Yani 103, 104 falan öyle yazılmıştı. 104. maddede de şeyi getirmiştik. Şimdi Türkiye'de rıza yaşı biliyorsunuz 15 yaş. Ve 15-18 yaş arasındaki çocuklar eğer cinselliği yaşamak isterlerse buna da engel olamazsınız. Dolayısıyla 15-18 yaş arasındaki gençler arasındaki yaş farkı 3 yaş mı dedik, 5 yaş mı dedik daha fazla değilse ve tecavüz söz konusu değilse bu takibe konu olmasın demişti. Hemen şu anda adını hatırlamadım, yani hangi şey mahkeme, koştu koştu Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Efendim dedi, Türkiye'de genç çocuklarla, genç kızlarla evlenmek adettir, gelenektir, görenektir. Bu maddeyi iptali gerektirdi değil mi? Ve maddeyi iptal ettirdiler. Çünkü o kadar sübyancılık moda ki Türkiye'de, bunu yapan hakim de aynı zamanda Türkiye'nin hem İstanbul Sözleşmesi hem de Silo'nun üyesi, imzacısı olduğunun farkında bile değil. Çünkü bu her iki sözleşmeyi açıkça diyor ki, kadınlara karşı ayrımcılığı öngören gelenek ve görenekleri bu sözleşmeleri imza eden devletler tasfiye etmek zorundadır diyor. Bizimkiler tasfiye etmek yerine onları desteklemek için ellerinden geleni yapıyorlar ve Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar. Sonra da Anayasa Mahkemesi 104. maddeyi iptal etti. Ondan sonra 103. maddeye gelindi. Önce çocukla olan ilişkide, 15 yaşından küçük çocukla olan ilişkide şeyi yaptılar. ceza ağırlaştırmasına gittiler. 8 yıldır onu gösteriş olsun diye sözü bana az gördüler. 16 yıla çıkarttılar. 16 yıla çıkartılınca tekrar Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Sonra yeni bir metin hazırladılar. Bir 12 yaş, bir 15 yaş da geri getirdiler. Biz dedik ki o alt komisyona, Adalet Alt Komisyonu'na bizzat ben ve bir arkadaşım gitmiştik. Dedik ki ceza kanununun 6. maddesi açıkça 18 yaşından küçük olan herkes çocuktur. Bu maddeyi yazarken önce 6. maddeyi atıf yapın, arkasından Türkiye'de rıza yaşının 15 yaş olduğunu belirtin. Ondan sonra 12 yaşındaki çocuklarla olan ilişkinin daha nitelikli bir ceza olabileceğini yazın. Ama bunu yapmadılar. Dedi ki bak bunu yapıyorsunuz, 12 yaşı rıza yaşı diye kabul edecek bir takım mahkemeler. Hayır efendim böyle şey olur mu dediler. Ama şimdi şu anda dünya kadar hemen hemen her gün bir kadın öldürülmekte. Bunun sebebinin de gene kadınlar olduğu iddia ediliyor. Çünkü kadınlar ne kadar haklarına sahip çıkarlarsa o kadar çok erkek iktidarı sarsılıyor. Farkındaysanız şu anda Türkiye'de en iyi muhalefet yapan tek grup kaldı. Bir tek kadınlar kaldı. Şimdi Silivri'de en son ben gittiğimde, belki gitmiştir şu anda, kadın cezaevi inşa ediliyordu. 300'den fazla cezaevi inşa ediliyor. Şimdi bol bol kadınları hapse atacaklar. En son 8 Mart gece yürüyüşünde ki oradaydım. O gece yürüyüşüne katılanlar elinde dava açacaklarmış. Kadınları sindirmeye ve susturmaya karar verdiler. Onun için kadın haklarının hiçbir önemi yok. Önemli olan ailedir. 2016 Mayıs'ında yayınladıkları bir raporda, Büyük Millet Meclisi raporunda işte boşanmalar çok çoğalıyormuş. Aileyi de korumak amacıyla bunun sebeplerini araştıran bir rapor yayınladılar. Halk arasında genel olarak boşanma raporu dendi buna. Orada efendim bir nafakalar boşanmaya sebep oluyor. Yani kadına karşı ekonomik şiddeti resmen uygulanması talebi var. İki, tabii kadınlar bu İstanbul Sözleşmesi 6284 tasfiye edilmesi gereken bütün kanunlar bunlar. Yani kadınların yıllarla emek yemek, oya işler gibi, ince bir oya işler gibi elde ettikleri bütün hakları ellerinden almak için şimdi artık harekete geçtiler ve teker teker bunları gerçekleştirmeye başladılar. Onun için de son olarak geldiler nafaka meselesine.
Ondan sonra sırada diğer işçiler kaldı. Yoksulluk nafakasına geldiler. Mahzavallı erkekler bir sosyal hizmet kurumu olarak çalışıyorlarmış. Bir gün evli kalmakla ömür boyu nafaka ödüyorlarmış. Hanginizin böyle dosyası var Allah aşkına? Ve verilen nafakaların miktarı ne kadar? 100 lira, 200 lira. Bunları nasıl tahsil ediyorsunuz? Boşanma davası diye bir dosya alıyorsunuz elinize. Şu kadarcık bir dosya. Benimkiler daha sonra şöyle klasör oluyor, sizinkiler de öyle. Sonra nafakaları icraya koydum diye her ay yeniden icraya gidiyorsunuz. Onlar tahsil edilemiyor. Ancak hapis zoru var ise ondan sonra nafakalar yatıyor. Söyler misiniz o 100 lirayla bu kadın yiyecek mi, içecek mi, giyecek mi, çocuğu okula mı gönderecek, elektrik parası mı ödeyecek, su parası mı ödeyecek? Ama o bile ufacık bir destek oluyordu. Bir ara yargıtay şeye kalkmıştı. Efendim kadının oturduğu ev kendisine aitse nafakaya verilmez dedi. Gene ikinci hukuk dairesinin başkanının bulunduğu bir toplantıda sizi bilmiyorum ama dedim benim müvekkillerim oturdukları evlerin duvarları yenmiyor. Dolayısıyla başının üzerinde bir çatı var diye bunun elektrik parası var, su parası var, yol parası var, giyinmesi var, okulu var. Bunlar nasıl karşılanacak dedim. Eski biliyorsunuz hepiniz eski yargıtay uygulamalarında hayat standartını düşürmemek üzere bir nafaka yardım edecekti. Ha, nafaka borçlusunun geliriyle de orantılı bir nafaka söz konusu. Ama bu 100 lira bile çok geliyor. Şimdi bu toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı çıkarak, buradan başlayarak adım adım sahip olduğumuz bütün haklar elimizden alınıyor. Mahkemelere gidiyorsunuz, iyi halden olmadık indirimler yapılıyor. Biliyorsunuz çok ünlü olan bir neçe davası vardı. 13 yaşındaki kız çocuğuna 26 tane adam tecavüz etmişti. Ve utanmadan Yargıtay'ın ilgili daire üyeleri dediler ki efendim biz bunu eski ceza kanununa verdik bu konuyu, bu kararı. Eski ceza kanunu da açıkça 414 maddedir yanlış hatırlamıyorsam. Biliyorsunuz her kim 15 yaşından küçük diye başlar cümleye. Dolayısıyla 15 yaş Türkiye'de rıza yaşıdır. 13 yaşındaki çocuğa 26 kişi tecavüz ediyor. İçlerinden bir tanesi işini bitirdikten sonra ah kızım diyor, benim senin yaşında kızım var. Bayramda gel de sana 2 kilo pirinç bir kilo nohut bilmem ne vereyim diyor. Sonra bu kızcağız bilmiyorum kaç tane ameliyat geçirdi oturabilmek için. Ve bu adamların her biri 13 yaşındaki çocuğun rızası olduğu için ve mahkemedeki iyi halleri dolayısıyla cezaevinden yararlandılar. Ondan sonra da gösteriş olsun diye çocuğa cinsel tacizi veya cinsel istismar söz konusu olduğunda yok kadın kanunu çıkartacaklarmış, yok idam getirelim. O idam getirmenin en korkunç örnekleri veriyorlar ki kendi muhaliflerini idam etsinler diye bunu bahane olarak söylüyorlar. Yok kardeşim idam getirmeyin, kadın da istemiyoruz. Ceza kanunundaki cezaları aynen indirim uygulamadan uygulayın. Bilmiyorum belki sizler okumuştunuzdur. Milattan önce 3. yüzyılda ben hukuk fakültesi öğrencisiyken Beccaria'nın Ceza Suçlar ve Cezalar diye bir kitabını okumuştum. O zamandan aklımda kalan en önemli ve en çok etkileyen bir cümle bir ceza verecekseniz onun efektif olmasını istiyorsanız sonuna kadar uygulayın diyordu. Yani 10 dakikada bir af falan çıkartmayın. Sonuna kadar uygulayın. Ondan yoksa cezanın anlamı kalmıyor. Evet, siz ceza kanunundaki mevcut cezayı af çıkartmadan sonuna kadar uygulayın, bizim için yeter. Şu anda dün Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir enses davasına girdi. Enses davalarında 13 yaşından itibaren öz amca kendi yeğenini cinsel obje olarak kullanıyor. Sonra fuhuş pazarlamasına kalkıyor. Sonra kızın elindeki telefonu alıyor, onun arkadaşlarına falan gidiyor. Ve savunmalar iğrençti, avukatının savunması iğrençti. Bu tip davalarda genel olarak 13 yaşından itibaren neredeyse kızın ilkokuldan fuhuş şartını falan gider diye kalktılar. Sonra telefonlardaki yazışmalar gelince adam kalktı, dünkü duruşmada çözüldü çünkü telefonla mesajlaşmaları çözüldü. Efendim dedi, işte çok sinirlenmiştim, onun için gerçekten bir amcaya hiç yakışmayacak şeyler yazmışım çünkü ağza alınmayacak şeyler yazmış ve ben o yazışmaları okurken
3 gün veya 4 gün yoktu. Okuyamadım. Bir yemek rahatlar gibi. Midem bulandı hakikaten. Çok sinirlenmiştim. Yapmamam gerekiyordu. Mahkeme heyetinden de efendim yeğenimden de özür diliyorum. Bu iyi hal indiriminin yolunu açacak. Fakat savcı çok iyiydi. İnanamadım. Onların hepsini teker teker okudum dedi. Bu nasıl bir psikolojik, ha bir de içkiliydim. Bu nasıl bir psikolojik etkiymiş ki, içki etkisiymiş ki bir insan yeğenine bu lafları nasıl yazar dedi. Şimdi enses arttı. İnanılmaz derecede arttı. Cinsel taciz ve tecavüz inanılmaz derecede arttı. Kadın cinayetleri inanılmaz derecede arttı. Şimdi mağdur babalar diyorlar ki efendim kadın cinayetlerinin sebebi yoksulluk nafakasıymış. Hiç unutmuyorum. Bir taksideki şoför açıkça şey dedi. Şimdi mahkeme dedi beni nafakaya mahkum etti dedi. Ben kadını öldürürüm 12 yıl gider yatarım. Çocukları da anneme babama veririm. Onlar makala. Sen sağ ben selamet dedi. İş buraya kadar geldi. Cinayet bu kadar meşru görünmeye başlandı. Onun için kadın hakları ve uygulaması mı? Bizim kanunlarımız hepinizin bildiği gibi Avrupa'daki hiçbir kanundan geri kalır tarafı yok. Ne medeni kanununda çok ciddi değişiklikler yaptık ne de ceza kanununda. Ama bütün bunlar her geçen gün yavaş 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 elimizden alınıyor. Biraz önce söylediğim gibi tıpkı kurbanın sıcak suda ısıtılması gibi kaynatılıyoruz. Onun için her bir virgül için, her bir nokta için çok ciddi gözlü şey yapmak, çok ciddi olup hiçbirinin elimizden alınmaması için ciddi muhalefet etmemiz gerekiyor. Bu konuda barolara da çok iş düşüyor. Erken evlendirmeler, bu 4+4+4 meselesi, laiklik gidiyor evlen, 12 yıllık zorunlu eğitimin 4'e verilmesi, bütün okulların imam hatipleştirilmesi, laik okulun neredeyse hiç kalmaması, seçimlik ders diyorlar, resim, müzik, din dersi. Bir arkadaşım torununu yazdıracak, tamam resme yazılsın diyor. Resim öğretmenimiz yok, müzik olsun. Müzik öğretmenimiz yok, sadece din dersi öğretmenimiz var. Ve çocuğu zorunlu olarak oraya yazmak durumunda kalmak, bırakmak istiyorlar. Dolayısıyla tiyatro oyunu adı altında 5 yaşındaki bir kız çocuğuna Kartal'da biliyorsunuz erkek çocuğunun ayağını yıkattılar. Ve bütün bunlar adım adım şeriate gitmemizin yolları. Onun için de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün bunlarda bu eğitim sisteminde 12 yıllık zorunlu eğitimi baroların çok ciddi olarak dayatması gerektiği kanaatindeyim. Elimizden alınan tekrar eskiden olduğu gibi resmi nikah olmadan dini nikahın suç sayılması, ceza kanununun o maddesinin tekrar geri getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Onlar çok önemli şeylerdi, maddelerdi. Ve tabii eğer mümkünse o olmayacak ama imamlardan nikah yetkisini tekrar alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Hristiyanlar da başladılar. Biz de kilise nikahını kıymak istiyoruz, papaz nikahını kıymak istiyoruz dediler. Katolik nikahını öngörüyorlar. Hahamlar da başladılar. Dolayısıyla ne oluyor? Bundan çok uzun yıllar önceydi, gene bilmiyorum hangi yıldı. Bir uluslararası toplantıda Lübnanlı bir anayasa profesörü bir kadınla karşılaşmıştım. Orada çok hukukluluk söz konusu olduğunu söylemişti. Çok şaşırmıştım. Aile hukukunda herkesin kendi dini hukukunun kuralları uygulandığını söylemişti. Peki bir Yahudi ile bir Hristiyan evlendiğinde, bir Hristiyanla bir Müslüman evlendiğinde, bir Müslümanla bir Yahudi evlendiğinde ne yapıyorsunuz diye sormuştum. Karmakarışık bir şeyler anlatmıştı. Daha sonra Dilipak galiba bu çok hukukluluğun Türkiye'de de uygulanması gerektiğini iddia etti ve onu savundu. Dolayısıyla şimdi belki oraya doğru da gidiyoruz, onu da bilmiyorum. Yani her tarikata, neredeyse dini değil de tarikatlara bile kendi dini kurallarının, tarikat kurallarının uygulanması aile hukukunda onu belki getirecekler. Benim hukuken size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hepiniz hukukçusunuz, kanunu açıp görüyorsunuz ne olduğunu. Yargıtay kararları elinizde. İcralara siz de gidip takip ediyorsunuz davalarınızı. Sizin de boşanmayla ilgili aldığınız dosyalarda şu kadarcık dosyalar bu kadar klasöre dönüşüyor. Mal rejiminde aynı şeyler söz konusu oluyor. Davalar uzuyor, uzadıkça içinden çıkılmaz hale geliyor. Karar verilmiyor. 6284'de çok ciddi saldırılar var.
Berlin mesela 6284 ile ilgili birkaç defa 6 aylık uzaklaştırmalar almıştım. Şimdi bunları biliyorsunuz bir aya indirdiler ve her ay gidip yeniden müracaat etmeniz gerekiyor. Kadınların hak arama özgürlükleri ellerinden böylece alınıyor. Kadının bir yerdeki dava takibi konusunda usul hukuk açısından kaldığımız otel, yol parası falan mahkeme masrafından sayılmadığı için ve kadının parası daha az olduğu için neredeyse hakkını aramaktan vazgeçmek zorunda kalıyor. Çünkü o harç meselesi var, bilmem ne var falan. Onun için, yani bütün bunlar hepimizin bildiği şeyler, konular ve hepimizin karşılaştığı güçlükler. Onun için ben toplumsal cinsiyet meselesinden girdim işin içine ve toplumsal cinsiyetin ilkokuldan itibaren bütün çocuklara öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bizde de kız çocuklara da marangozluk öğretilmeli. Niye bir kız çocuğu otomobil tamir edilmesin? Arabamı tamire götürdüğüm zaman sormuştum tamirciye, burada niye kız çalıştırmıyorsunuz? Efendim, kızlar için tuvalet yok dedi. Bir ara biliyorsunuz kadın yargıçlar için de aynı şey söz konusuydu. Yaptırın efendim. Bütün kanunlar, bütün uygulamalar, bütün genelgeler, yönetmelikler, tüzükler, bilmem neler erkek bedenine ve erkeğe göre hazırlanıyor. Onun için bize göre herhangi bir şeyin yapılması konusunda bayağı ciddi yer açmamız gerekiyor. Bayağı ciddi savaşlar vermemiz gerekiyor. Tarihe baktığınız zaman kadınların insan olarak kabul edilmesi için dünya kadar ölü verdiklerini görüyoruz. İnsan olmak için çok büyük bir çaba sarf ettik. Tam bir şeyleri elde ettik derken şimdi tekrar geri gidiyoruz. Bu geri gitmeyi engellememiz gerekiyor. Onun için de barolardaki kadın hakları uygulama merkezlerinin de bütün kadınların da örgütlenerek haklarının sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Zamanınız için de çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için. Şöyle bakalım. Söyleyelim. Ben çok teşekkür ederim. Evet, bakalım. Evet, çekiyorum.